Sevgili izleyenler, bugün kendine iyi bakıp biraz daha farklı bir konsepte çekiyoruz. Çünkü çok özel bir yarış için İzmir'deyiz. Bu yarış ne derseniz Wings for Life World Run'dayız. Wings for Life World Run geçen yıl olduğu gibi bu yıl da İzmir'de düzenlenecek. Neden bu kadar özel bir yarış olduğunu soracak olursanız, dünyanın dört bir yanında tam 24 ülkede aynı anda start alacak bir yarış bu yarış. Ve bu yarışı daha da özel kılan şey ise bir bitiş çizgisinin, bir finişinin olmaması. Yani ne demek bu? Burada yakalama araçları devreye giriyor. Çok da alışık olduğumuz bir düzen değil aslında bu. Yakalama araçları yarıştan yarım saat sonra, starttan yarım saat sonra yine başlangıç noktasından 15 kilometre hızla yarışçıları, sporcuları yakalamaya başlıyor. Çipleri bu araçlara okunan yarışçıların artık mücadelesi sona eriyor. Diğerleri ise devam ediyor. Ta ki son yarışçı yakalanana kadar. Tabii kademe kademe yakalama araçlarının da hızı artıyor. Son yakalanan kişi de yarışın finişini belirlemiş oluyor. Bunun yanında bu yarış çok daha özel bir anlama da aslında hizmet ediyor. O da Wings for Life World Run'da katılımcıların bu yarışta mücadele edebilmek için ödediği tüm para aslında omurilik felcinin araştırmaları için kullanılacak bir fon olarak oluşturuluyor. Dolayısıyla hem çok eğlenceli, hem çok renkli, hem çok hareketli, hem de oldukça mücadeleci bir gün bizi bekliyor. Heyecanı ve anlamı bol bu yarışta tabii ki ben de yarışacağım. Elimden geldiğince iyi bir performans göstermek istiyorum. Şimdi hazırlanmaya gidiyorum. Türkiye Omurilik Felçleri Derneği Başkan Yardımcısı Semra Çetinkaya ve Başkanı Ramazan Baş'la beraberiz. Bu özel koşunun anlamını bir kez onlardan dinleyeceğiz. Yeniden merhaba. Merhaba. Sezonun en keyifli, en renkli koşularından birindeyiz. Biraz sizin düşüncelerinizle başlayalım. Öncelikle ben bir omurilik felçliyim bir trafik kazasından dolayı. Bu proje benim için inanılmaz heyecan verici. Çünkü bir çare aranıyor omurilik felci için ve şu anda dünyada bunun çaresi bulunmadı. Farkındalık yaratmak ve bu anlamda İzmir'de de fon sağlamak ve İzmir gittikçe büyüyor. Bu bize çok heyecan veriyor. Umut ederim en yakın zamanda bunun fonu sağlanır ve çarede bulunur. Biraz atmosferi de sizden dinlemek istiyorum. Şu anda herkese tişörtlerini giymiş durumda. Herkes yarışı bekliyor. Az da bir zaman kaldı. Sizin heyecanınız ne durumda? Herkes rengarenk, çok fazlasıyla genç var. Bu bize çok umut veriyor. Ve tabii ki koşamayan için koşacaklar. Bu ayrı bir heyecan. Ben bile koşamayan bir insan için koşacağım. Bu bize çok heyecan veriyor ve gitgide projede büyüyor. Ülkemizi tanıtmış oluyoruz ve bu anlamda Wings for Life'a çok teşekkür ederim. Ramazan Bey'in de görüşlerini alacağım. Hemen o tarafa geçiyorum. Geçen yıldan beri bu koşu inanılmaz beni heyecanlandırıyor. Tabii biz bir yıl boyunca hazırlanıyoruz bu koşuya. Birçok yere duyuruyoruz. Wings for Life'ın yaptığı çalışmaları izliyoruz.
Türkiye dışındaki çalışmaları da yakından izliyoruz. Çünkü en büyük umut şu anda omurilik felçleri için kök hücre çalışmaları. O nedenle insanların buraya sadece koşmak için değil, aynı zamanda umuda adım atmak için geldiklerini biliyorum. Bu beni başka türlü heyecanlandırıyor. Burada çok güzel bir sevgi seli var. Gittikçe kalabalıklaşıyor her yıl ve biz daha çok insanı, daha çok sevgi seli içinde görüyoruz. Seneye de inşallah çok güzel bir koşu olacak, burada olacağız. Ben mesela biraz daha renkli, kalabalık, genç katılımcının da biraz arttığını görüyorum açıkçası. Evet, geçen sene ilkti İzmir'deki koşu. Yine de çok güzel bir alanda bir koşu düzenlendi. Ancak büyük bir şans, yani Alanya'dan bir avantajı İzmir'in, civar illerden, çeşitli yerlerden çok katılan var. O nedenle bu sene daha fazla katılım olduğunu düşünüyorum. Ve insanlar bu sene, dün de izledim, kordon boyunca antrenmanlarını yapıyorlardı, koşuya hazırlanıyorlardı, çok istekliler, çok hevesliler. O nedenle seneye çok daha büyük kalabalık olacağını düşünüyorum. Buradan dünyanın her yerine güzel mesajlar gidecek bugün. Ben dünya geneline sesleneceğim bugün. Umutları kaybetmemek için çok neden var. Şöyle bir etrafa baktığınızda anlarsınız. Çok teşekkürler yorumlarınız için. Bakalım nasıl bir yarış olacak, nelere gebe. Hep birlikte yaşayıp göreceğiz. Ramazan Bey'in ve Semra Hanım'ın görüşlerini aldık. Devam edecek röportajlarımız. Gazeteci Yonca Tokbaş yanımızda. Artık Wings for Life'ın gediklilerinden diyebiliriz, evet. Yonca Hanım, sizin için. Bu sene üçüncü seneniz. Bu sene değişiklikler neler? Siz kimi iteceksiniz bu sene? Biraz detayları alalım. Ben bu sene biraz evvel tanıştım takım arkadaşımla. Nur Özgül diye bir arkadaşı itiyorum. Kendisi Seferihisar Belediyesi'nde özel kalemmiş. Az önce tanıştık. Tatlı tatlı eğlenerekten ite koşa ite koşa gideceğiz beraber diye bir güzel bir heyecan. Şimdi geçen sene de İzmir'de koştunuz siz. Bu sene de İzmir'de düzenleniyor. Acaba arada fark ne olur? Geçen sene birazcık zorluk olmuştu demiştiniz. Geçen seneyle bu sene arasında nasıl farklılıklar bekliyorsunuz? Vallahi bir kere İzmir demek istiyorum. Yani sabahleyin kalktım, İzmir'de yaşayanlar ve doğanlar hayata 1-0 ekstra ile başlıyorlar gerçekten. Ortam çok çok iyi. Yani geçen seneden bu seneye daha iyi olan bir şey bence fuar alanının içerisinde olmamız. Kendi, yani daha böyle konsantre bir ortamdayız. İkincisi, bence buradan start almamızın da bir rahatlığı olacak gibi görünüyor. Tekerlekli sandalyeyle özellikle giderkenki arkadaşlarımız, kordondaki kocaman Arnavut kaldırımları zorlayıcı olmuştu. Dolayısıyla buradan çok daha rahat bir start alacağız diye düşünüyorum. Bu koşunun anlamı içinde bence daha güzel, o anlamda onların daha rahat edebilecek olduğu. Buradan yine Karşıyaka'ya kadar uzayacağız. Ben İzmir'in koşanına da, sporcusuna da, insana da çok güveniyorum. Yani insan aslında buraya bahane ne olursa olsun koşmak istiyor ama çok kucaklayıcı bir ortam var. Beni bir de o çok etkiliyor. Herkes bir aile gibi burada. Eğer bu İzmir'de devam ederse İzmir dünya rekorlarının hepsini kırar gibi geliyor bana. Peki bir de yarışın anlamıyla ilgili görüşlerinizi almak istiyorum. Siz artık tabii bu işin çok içerisinde olan birisiniz. Çok da anlamlı bir yarış. Tüm dünyada aynı anda başlayacak ve geliri tamamen omurilik felcinin araştırmaları için kullanılacak. Biraz da bununla ilgili görüşlerinizi merak ediyorum. Biraz evvel onu düşünüyordum. Hani koşamayanlar için koşuyoruz diyoruz ya. Aslında biz koşamayanlar değil, onlar da koşuyorlar. Bizden daha zor bir koşulda koşuyorlar aslında. Ve biz bir birlikteliğin içerisine giriyoruz. Ben burada şunu söylemek istiyorum. Aslında o tekerlekli sandalye iterek koşmak değil mesele. Mesele o tekerlekli sandalyenin içerisinde oturduğunda hayatı nasıl yaşadığın. Bize de çok şey öğretiyor. Ve müthiş bir, nasıl diyeyim, aramızda hiçbir fark olmadığını görüyoruz. Bu bir hak her şeyden evvel. Ve o hakkın teslim edildiği bir gün olarak görüyorum bunu. O yüzden çok anlamlı buluyorum. Bunu yapabildiğim için çok mutluyum. En ufak bir katkımın olabilmesinden inanılmaz büyük bir onur ve gurur duyuyorum. Ve hakikaten anlatabiliyorsak ve bir işe yarıyorsak daha önemli bir şey yok. Yani kaç kilometre nedir vesaire, ve çok güzel bir konsepti eğlenerekten yapabildiğimiz için ayrıca seviniyorum. Ama galiba bugün en azından herkes için
iyi bir anlam için bir araya gelmek her şeyden daha önemli. Çok teşekkürler görüşleriniz için. Murat Bül'le beraberiz. Murat ilk kez mi koşacaksın Wings for Life'da? Önce öyle başlayalım. Wings for Life için ilk koşum. Bu sene 6000 kişi katılıyor ve 24 ülkede de aynı anda olması ve bir amaç için koşulması bizim için daha da mutluluk verici. Daha önce maraton, yarı maraton gibi deneyimlerim var ama bugünküsü biraz daha keyifli bir yarış. Keyfini çıkarmaya çalışacağım. Aa, çok yakında bir maraton tamamladın. Biraz oradaki deneyimlerini de bizimle paylaşır mısın? Ya o da ilk maratonumdu ve çok zordu. Aslında birazcık yeteri kadar antrenman yapamadım. Haftada 4-5 çalışmak lazım. Ben 2 defa koşu antrenmanı yapabildim. O yüzden tabii ki onun cezasını yarışta çektim. 30'da 40 arası bayağı zorlandım yarışta ama benim için ilk maratonum olduğu için maksat bitirmekti. 5 saat civarında maratonu bitirdim. Tabii şimdi burası hedeflerden ziyade bir arada olup çok güzel bir amaç uğruna koşuluyor bu koşu. Ve burada toplanan tüm fon omurilik felci araştırmalarında kullanılacak. Bunun bir parçası olmak nasıl hissettiriyor sana? Yani diğer sosyal sorumluluk projeleri olduğu gibi bu projede de olmak benim için ayrı bir önem taşıyor. Çünkü işin özüne girdiğinizde ve omurilik yaralanmalarına girdiğinizde çok enteresan şeylerle karşılaşıyorsunuz ve okuyorsunuz. Herkesin başına gelebilecek şeyler var. O yüzden burada onlara destek olmak ve bu işin bir parçası olmak tüm ben ve ekip arkadaşlarım adına çok mutluluk verici. Teşekkürler, bol şans diliyoruz. Sağ olun. Bu yarışta Wings for Life'ta birçok tanıdık sima var. Bir de Müjde Uzman. Şimdi Müjde Uzman'ın görüşlerini alacağız. Öncelikle hoş geldin İzmir'e. Hoş bulduk. Çok mutlu geldim. İzmir'i çok severim. O yüzden bir kere daha geldiğim için çok mutluyum. Koşu, bugünkü koşu çok anlamlı bir koşu. Sen de bunun bir parçasısın. Neler hissediyorsun? Çok mutluyum tabii. Çünkü zaten birkaç senedir böyle şeyler yapmaya çalışıyorum. Benim için yaşama sebebi gibi bir şey. Varlığıma anlam katmaya çalışıyorum. Ne kadar faydalı olursak birey olarak o kadar anlamlı hayatımız. O yüzden buraya davet edildiğim için de çok mutluyum. Çok faydalı bir organizasyon. Hem bir hastalığa çare bulunmasına destek oluyorsunuz. Hem de bunu spor yaparak yapabiliyorsunuz. Hem sosyalleşiyorsunuz, hem İzmir gibi bir yerde vakit geçirmiş oluyorsunuz bu sayede. Yani bir taşla birkaç kuşun vurulduğu harika bir organizasyon. O yüzden çok mutluyum burada olduğum için. Peki burada etrafı görüyorsun, yavaş yavaş giderek kalabalıklaşıyor. Birçok katılımcı var. Nasıl görüyorsun etrafı, bu katılımcı profili, onlar hakkında neler söylersin? Herkes çok motive gözüküyor bir kere ama bunda bir kovalama aracının olmasının etkisinin çok büyük olduğunu düşünüyorum. Beni de özellikle çok hırslandırdı bu mesele. Çünkü normalde ne yapardık? Koşardık, gittiği yere kadar gitsin filan ama şimdi bir kovalandığın fikri insanı biraz kamçılıyor. Kaçan kovalanır diyebilir miyiz? Kesinlikle şu an bugün bunu diyebiliriz. Profil de çok iyi, yani herkes çok motive gözüküyor, herkes çok kararlı gözüküyor. Bir de tabii ki yani koşarak faydalı olma hissi eminim insanları çok iyi hissettiriyordur. O yüzden burada çok pozitif bir ortam var şu an. Yani çok 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 güzel bir organizasyon. İyi ki geldik, iyi ki buradayız. Bakalım ne kadar koşacağım tabii. Bakalım neler olacak. Şimdiden bol şans dileyelim sana. Teşekkür ederim, çok sağ ol. Ayşe Tolga yanımızda. O da bu yarışın gönüllü katılımcılarından biri. Geçen sene de buradaydın. Evet, buradaydım. Yine konuşmuştuk seninle. Bu sene de beraberiz. Evet. Neler hissediyorsun? Öyle başlayalım. Valla bu sene daha da güzel olmuş. Sen de fark etmişsindir. Evet. Kültür Park'ın içerisinde harika bir ambiyans var burada. Çok mutluyum bunu görmek. Bir de ülkemizde biliyorsun spor çok sadece futbolla özdeşleşmiş. Hiçbir spor dalındaki başarı o kadar önemsenmiyor ama bu spor etkinliğinin bu kadar yoğun talep görmesi, insanların Türkiye'nin dört bir yanından İzmir'e akın akın gelmesi, koçunun başvuruların haftalar öncesinde dolması, kontenjanın dolması mutluluk verici. Ufak da olsa benim de Türkiye'de hani biliyorsun hareketi, sporu, sporun önemini destekleyen neferlerden biri olarak bunun küçük de olsa bir parçası olmak mutluluk verici. Peki şimdi geçen sene de seninle yine konuşmuştuk. Çok özel bir koşu olduğunu her seferinde vurguluyoruz. Hem özel hem çok heyecanlı aslında, evet. Yakalama aracı. Evet. Çok farklı da bir deneyim yaşatıyor.
Bugün burada neler yaşanacak sence ve biraz da bu koşunun sana hissettirdikleriyle alakalı görüşlerini alalım. Yani şöyle, ben diğer koşuculardan farklı olarak ferdi koşmuyorum. Kendi başıma koşmuyorum. Her sene olduğu gibi bu sene de tekerlekli sandalye itiyorum. Bir ekiple koşuyorum. Türkiye Omurilik Felçleri Derneği'nin bize tahsis ettiği arabalar var. Koşamayan arkadaşlarımız var. Biz onların yol arkadaşı oluyoruz. O çok güzel bir süreç. Çok zorlu bir süreç. Farkındaysan koşu 2'de başlıyor İzmir'de ve 10-15 kilometre koşuyoruz. İşin çok fiziksel zorlukları oluyor. Benim için koşmaktan ziyade başkaları için bir iyilik yapabilmek ve farkındalık yaratabilmenin verdiği manevi has sonsuz. O yüzden biz bir takımız. İnşallah görürsün bizi zaten koşuda. İnşallah bakalım neler olacak. Yarışın sonunda yakalama aracı çok komik tabii. Komik. Çünkü herkes böyle o yarış aracı şey yapınca hızlanmaya başlıyor ama sevgili Yağız, bakalım bizi kaçıncı kilometrede yakalayacak, merak ediyorum. Bakalım neler olacak yarış sonunda. Yine bizi izlemeye devam edin. Bu yarışta koşucuların korkulu rüyası, Türkiye Rally Şampiyonu Yağız Avcı ile beraberiz. Korkulu rüyası diyorum çünkü bu yakalama aracının direksiyonunda sen olacaksın Yağız. Yine tabii artık çok deneyimlisin bu yarışta. Öncelikle bu yarışın bir parçası olmak sana neler hissettiriyor? Evet, bu sene 4. senemiz X for Life'ta. Ve tabii ki parçası olmaktan yine çok mutluyuz. Sonuçta dünya çapında ve amacı çok güzel olan bir organizasyon. Biz de yine yakalama aracındayız. Bu sene yine İzmir'deyiz. Bu sefer farklı parkur ve start noktası var. Parkurda da farklı eğlenceli noktalar olacakmış bu sene. Bakalım, göreceğiz. Hedefimiz yine hatasız bir şekilde koşucuları yakalayarak günü sonlandırmak en iyi şekilde. Tahminen 4-4,5 saat süreceğini düşünüyorum. Yakalamanın en son koşucuyu. Bakalım, yine uzun bir gün olacak. Kaç kilometre hızla başlayacaksınız? 15 ile başlayacağız. Sonra her saat başı 16, 17, 20 ve 35 maksimum. Sen de kendi en düşük hız rekorunu kırabilirsin sanırım, değil mi? Aynen, 3 senedir her yıl bir kere olmak şartıyla bu hızları deneyimliyoruz. Bu sene de şimdi tekrar deneyimleyeceğiz. Senin için de zor oluyor mu? Yani oluyor tabii ki. Sonuçta yılda bir kere deneyimlediğimiz bir şey. Gerçi İstanbul trafiğine alışıyız hani 10 ile 15'te gitmeye. O yüzden çok da sıkıntı olmuyor. Ama gerçekten keyifli. Özellikle 5-10 kilometre arası, 15 kilometre arası çok ciddi sayıda sporcu yakalıyoruz. Onların reaksiyonlarını görmek eğlenceli oluyor. Neler yapıyorlar biraz onu da merak ediyorum. Bakalım ben yakalanınca ne yapacağım onu da merak ediyorum ama. Çekeceğiz kameraya inşallah. Yani tabii son... Artık bir nefesini aynen zorlayıp hızlanmaya çalışanlar, bağırıp çağıranlar oluyor, kendini yere atanlar. Çok beklemediğimiz, hani yaşı daha ileri olan, çok ciddi mesafe kaydeden koşucular oluyor. O ilginç oluyor. Bir de engelli arkadaşlarımızı iten yarışmacılar çok iyi mesafeler kat ediyorlar. Onları görmek de tabii ki ilginç bir deneyim oluyor. Yine güzel kareler çıkacağına eminiz. Sana da bol şans dileyelim. Bu yarışta tek bir kural var. Yağız Avcı'yı gördüğünüzde koşmaya başlıyorsunuz. Rahatsızlıklarında hastalara yardım etmek için düzenlenen bu organizasyon katılımcı olan bütün kentlerde aynı saatte başlayıp devam ediyor. Geçen sene de İzmir'de başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Bu sene de 6000'in üzerinde katılımcı hemşehrimiz var. Hepsine teşekkür ediyorum. Koşamayanlar için koşuyoruz. Evet değerli izleyenler, yeniden Wings for Life World Run'ın başlangıç noktasındayız. Ama bu kez yarışı tamamlamış bir biçimde buradayız. Ben yaklaşık 9 kilometre koşabildim. Ondan sonra yakalandım ama yarış devam ediyor. Kim kazanacak? Bu yılın galibi kim olacak bilmiyoruz henüz ama biz kendini iyi bakın noktalıyoruz. Bu harika deneyimi sizlerle birlikte paylaşmak istedik. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.